Ticaret Bakanı Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Hoş geldiniz perdenin arkasına. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar tüm katılımcılara. Çok İyi teşekkür akşamlar. Ederiz. Şimdi sevgili İsmail Saymaz, burada gündeme getirdiği, Halk.tv.com.tr'de de kaleme aldığı, defalarca yazdığı, sorduğu, çağrı yaptığı konularda muhataplarından bir cevap alamadı. Dinledik biraz önce bir kez daha. Karar duruşmasından önce Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir araya geldiği isimler ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'da bulunduğu o toplantı niye oldu, nasıl oldu, Adalet Bakanı neden oradaydı? Şimdi tabii ki sorunun muhatapları belli ama efendim siz bir eski Adalet Bakanı olarak böylesi bir kritik davadan önce yapılan bu toplantıyı, bu toplantıyla ilgili konuşulanları ve katılan isimleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi her şeyden önce bu toplantıda olmadığımız için yapacağımız şeyler en azından benim açımdan bu İsmail Bey'in yazdığından, konuştuklarından bir miktar muttaliyim konuya ama şu aşamada sahip olduğum bilgilerle oranın içeriğine dair bir yorum yapmam afaki olur. Ancak bu davanın salt hukuki enstrümanlarla yürümediğini görmek için işte havaalanında yapıldığı düşünülen bir toplantıya atıf yapmaya gerek yok diye düşünüyorum. Hı hı. Gerek Türkiye kamuoyu, gerekse Türkiye'yi izleyen dünya kamuoyu Sayın İmamoğlu ile ilgili verilen mahkumiyet kararını salt bir hakaret davası olarak okumuyor, görmüyor, görmeyecek. Bu yıllar önce yaşanmış bir hadisenin tekrarı mahiyetinde maalesef. Yaşanmışlıklardan. Hangi hadise Esadullah Bey? Yıllar önce dediğiniz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Siirt'te okuduğu şiirden mahkum edilmesi, 4 ayın üzerinde bir mahkumiyet alması ve cezaevinde kaldıktan sonra tahliyesinden sonraki süreçleri hatırlıyorum. Şimdi baktığınız zaman 2019 seçimleri yapıldıktan sonra 14 bin oyla İstanbul seçimleri verilir mi söyleminin ve bu söylem sonrasında gelen seçimlerin iptali talebinin düşünülmesi halinde ve bu talepten sonra Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimlerin iptali ve yenilenmesi kararı vermesi hadisesi birlikte değerlendirilecektir ve değerlendirilmektedir doğrusu. Hatırlarsanız o Yüksek Seçim Kurulu'nun iptal kararı verdiği ve seçimlerin yenilenmesi kararı aldığı oturumdan sonra Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ki şimdi emekli Sadi Güven muhalefet şerhi yazmıştır o kararı. Bu bir yargıcın, bir başkanın hakikaten saygıdeğer bir tavrı, tutumu olarak değerlendiriyorum ben. Şimdi bu karardan sonra İstanbul halkı tekrar Sayın İmamoğlu'nu belediye başkanı seçmiştir. Şimdi bu alınan mahkumiyet kararı, istinafta onanan ama henüz temyiz aşaması olmamış olan, ilk derece mahkemesinin verdiği karar, istinafı var şu aşamada. İstinafa gidecek ve orada değerlendirilecek. Şimdi bu süreçte davanın esasına dair bir takım değerlendirme yapmak çok doğru değil benim açımdan. Ancak genel hukukun genel prensiplerini, ceza yargılamasının genel prensiplerini hatırlatmamızı engel değil bu. Şimdi burada iki siyasinin kendi arasındaki bir polemik var. Bu polemikte İçişleri Bakanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı karşılıklı söylenmiş bir söz üzerine soru soruluyor ve o da o polemiğe, o söze cevap veriyor. Bu diyaloğa dair dosyada 3 tane mütalaa var. Bir iletişim uzmanının, profesörün yazmış olduğu mütalaa var. 2 mütalaa da ceza hukuku açısından yapılmış değerlendirmeler. Ki bu değerlendirmelerin bir tanesi, Türk Ceza Kanunu'nun 2005 yılında yeniden yapılması sürecinde bu yasayı hazırlayan akademisyen ekibin oluşturduğu mütalaadır. İzzet Özgenç, Ahmet Görgen ve Ahmet Gökçen ve Adem Sözer'in vermiş olduğu mütalaa çok net, çok açık. Bu 3 mütalaada bu diyaloğun iki siyasi arasında yaşanmış bir polemik mahiyetinde olduğunu ve muhataplıkların belli olduğunu söylüyor. Varsayın ki mahkeme heyeti bu bilirkişi raporlarının, bu mütalaaların karşısında yer alıyor. Ama ceza yargılamasında kesin, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde delillerin ortaya konmasıyla ceza inşa edilebilir. En ufak bir tereddüt varsa, şüphe varsa malumunuz bu şüpheden sanık yararlanır. Sanık lehine yorumlanır. Dolayısıyla her türlü şüpheden uzak delillerle ancak mahkumiyet kararları verilebilecek iken
böylesi bir karar inşa edilmiş durumda. Tabii bu ilk derece mahkemesinin kararı. Dosyanın içerisinde bizim bilmediğimiz, görmediğimiz bir şeyler varsa o ayrı bir konu ama buraya kadar, şu ana kadar paylaşılan veriler, bilir kişilerin mütalaaları bize bunu işaret ediyor. Dolayısıyla çok havaalanında şu konuşuldu, içeriği bu oldu vesaire değerlendirmelerini bilmiyorum. Ama bu kanaate varmak için oralarda olmaya gerek olmadığını da düşünüyorum. Nihayetinde bu olayın bir evveliyatı var, yaşanmışlıklar var, seçim iptali var, seçim yenilenmesi var. Bundan sonra böyle bir karar verilmesi söz konusu. Şimdi bir de ceza soruşturmasından bahsediliyor. Bunların peş peşe gelecek tüm girişimler, bunlar 2019'un artçıları olarak değerlendirilecek. Türk kamuoyu tarafından ve dünyadan bizi izleyen, gözleyen kamuoyu tarafından. Dolayısıyla 2019 seçimlerinin iptali kararını Türk halkı vicdanında onaylamamıştır. Yani kendisine bunu içselleştirememiş, sindirememiştir bu kararı. Yani burada iktidar muhalefet bahsetmiyorum ama nihayetinde bir seçim olmuş ve o seçimin sonuçları ortaya çıkmıştır. Bu iptal kararı vicdanlarda mâkes bulmamış ve seçim yenileme kararı bir reaksiyona sebep olmuş ve 14 bin fark 800 bin farka neredeyse ulaşmış. Şimdi böyle bir hadisenin sonrasında gelen bu hakaret yargılaması böyle bir belediye başkanlığını sonlandırabilecek bir cezayla sonuçlanmış durumda. En azından ilk derece mahkemesinde. Evet. Şimdi şuradan da bakmak lazım. Türkiye Avrupa Konseyi'nin kurucu ortağıdır. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin yargı yetkisini tanımış bir ülkedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına da baktığınızda hakaret fiillerine karşı daha çok tazminat hukukuna dönük bir yaptırım öngörmektedir. Hürriyeti bağlayıcı cezaları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi onamamaktadır ve ihlal kararı vermektedir çoğunlukla. Dolayısıyla bu açıdan da Türkiye'nin kendi iç hukuku, Türk Cezası Yasası'nın 125. maddesine dayandırılarak inşa edilen bu cezanın eğer kendi anayasa mahkememizden dönmemesi halinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden dönme ihtimali kuvvetle muhtemeldir. Bu açıdan da Türkiye... Ama dönene kadar zaten belediye kayyum atanıyor. Ayyum'u zaten maalesef, tanımıyoruz ki. Maalesef Sayın Sarmaz. Ayyum'u tanımıyoruz ki. Burada hadise salt bir hukuki süreç değil. Onu izah etmeye çalışıyorum. Evet, yani evet. Buradaki hakaret davası kesinlikle sadece bir ahmak sözcüğünden kaynaklı bir dava olarak algılanmıyor. Görülmüyor, görülmeyecek. Bunun öncesi var. Sonrasında süreçte gelinecek aşamalar var. Bunlar birlikte değerlendirilecektir. O açıdan maalesef hem kendi iç kamuoyumuz açısından hem dünyada Türkiye'yi takip eden çevreler açısından gelinen noktanın her hal ve karda iç açıcı olmadığını ifade etmek zorundayım. Sadullah Bey, siz Erdoğan'la çalıştınız. Başbakanlığı döneminde Adalet Bakanlığı yaptınız. Şimdi İsmail'in ortaya çıkardığı, yalanlanmadığı içinde artık büyük ölçüde bir vaka olarak değerlendirebileceğimiz bir toplantı var. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada çok açık bir şekilde bir siyasi yargılamaya müdahil olduğunu anlıyoruz. Sizin döneminizde de çokça siyasi yargılamalar yapıldı. Hani onları tekrar açmaya gerek yok ama gazeteciler, siyasetçiler vesaire sonrasında beraat ettiler. Türkiye'nin kara bir dönemiydi o dönem. Erdoğan ekseni, siyasi iradenin davalara müdahilliği açısından sizin Adalet Bakanlığınız döneminde benzer şeyler yaşandı mı? Bunu çok merak ediyorum. Çünkü hani bazı şeyler ispata gerek olmayacak kadar açıktır. Aslında biz siyasi iradenin o davalardaki müdahilliğini çok iyi biliyoruz ama siz çok kritik bir dönemin Adalet Bakanı olarak bu tür müdahale girişimleriyle sizin üzerinizden olabilir ya da sizin şahit olduğunuz olabilir. O dönemi kısaca belki bir değerlendirme ihtiyacı hissedebilirsiniz diye soruyorum. Sayın Göktaş, bilebileceksiniz. Siz de o dönemde yargıyı takip eden değerli muhabirlerden... Evet, sizin de çok mesaimiz oldu. Ona dayanarak da bu soruyu soruyorum. Evet. Şimdi hatırlarsanız... Türkiye'nin siyaset tarihinde yargının aktivizminin birçok noktada devreye girdiğini göreceksiniz.
2002 ile daha sonraki süreçlerde yaşanmış birçok hadise var. Bunları belki ayrı ayrı platformlarda değerlendirmek mümkün. Yani o süreçlerde açılan kapatma davası, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 367 kararları, bu kararların kendisi de doğal hukuk çerçevesinde, doğal yargılama süreçlerinde oluşmuş kararlar değil maalesef. Ve AK Parti'ye açılan kapatma davası sonrasında yaşanan süreçler, ki biz bunları yaşadık